Erdal Barış Yıldırım. Fotoğrafçı, gezgin ve doğa severim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla karşınızdayız. Iğdır'dayız. Karademlik başlıyor. Karademlik'ten herkese merhabalar efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir rotayla, yeni bir şehirle karşınızdayız. Iğdır'dayız. Iğdır'da şahane bir güzergah, şahane rotalarla bu bölümü tamamlayacağız inşallah. Iğdır malumunuzdur ki Doğu Anadolu'nun Akdeniz şehridir. Çok şahane, güzel bir şehirdir. Hem doğal güzellikleriyle, hem kendi iklimi, kendi topografyası, kendi habitatıyla şahane bir şehirdir. Size nasıl anlatsam bilmiyorum. Düşünün ki burada kayısı yetişiyor. Narenciye yetişiyor, pamuk yetişiyor. O denli güzel bir şehirdir. Yani o yüzden diyorum Doğu Anadolu'nun Akdeniz şehri ve buranın kendine has doğal güzellikleri var. Tarih güzellikleri de var elbette ama biz doğal güzelliklerin izindeyiz malumunuzdur ki. Şimdi o doğal güzelliklerin ilki olan Tuz Mağarası'na doğru gidiyoruz. Burası için çok önemli bir yer. Hem tuz rezervi açısından önemli bir yer, hem de sağlık turizmi açısından önemli bir yer. Malumunuzdur ki hani Türkiye'de deprem fay hattı gibi tuz hattı da var. İşte Çankırı üzerinden bir hat düşünün. O tuz fay hattı ta buraya Iğdır'a kadar gelir. O hat üzerinde pek çok yerde de tuz vardır. İşte Tuz Gölü'nün altından geçer İç Anadolu'da. Oradan devam eder buraya kadar gelir. Tuz fay hattının son noktasında Iğdır Tuzluca'daki Tuz Mağarası vardır. Malumunuz zaten Tuzluca'da ismini oradan almıştır. Iğdır'ın bir ilçesidir. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra oraya varmış olacağız. Yemyeşil bir güzergahtan, Akdeniz makilerinin arasından yolumuz devam ediyor. Iğdır'a gelirseniz zaten sizi çok şaşırtacaktır gerçekten. Evet, Tuzluca Terapi Merkezi, diğer adıyla Tuzluca Mağarası'na geldik. Yolda yağmur bizi yakaladı. Tam mağaranın girişindeyiz. Mont almayacağım, zaten mağaranın içerisine gireceğiz. 2019 yılında tam olarak ziyarete açılan terapi merkezi artık yılda 200 bin ziyaretçisi olan önemli bir turizm merkezi haline geldi. Daha da potansiyel olan bir yer. Hemen altındayız. Yukarıda tepeler var. Mağaranın tepeleri bunlar. Oradan da küçük küçük delikler açılmış. İçeriye gün ışığı girmesi sağlanmış bu şekilde. Mağara tam ilçenin sırtında yer alıyor. Artık daha fazla ıslanmadan içeriye giriş yapalım bakalım.
mağaraya girdiğiniz andan itibaren, yani o giriş koridorundan itibaren o tuz kayaç yapılar sizi karşılıyor. Tam içeri giriyorsunuz, gene böyle bir tünel var. Tüneli ilerliyorsunuz ki o tünel de şahane. Böyle eski giriş tüneli zaten buranın eski giriş tüneli. Ana galeriye girdiğiniz zaman bu ihtişam sizi karşılıyor. Gerçekten ağzınız açık kalıyor. Büyük sütunlar üzerine kurulmuş. Gerçekten bu girdiğiniz anda zaten efsunlanıyorsunuz. Zemin yüksekliği 25-30 metre var. Yani zeminden tavan yüksekliği 25-30 metre kadar var. 55 dönümlük işletmenin sadece 12 dönümü turizme açık, sağlık turizmine açık, ziyarete açık. Biz onun bir kısmını gezeceğiz. Bize müsaade edildiği kadar kısımlarını gezeceğiz. Onları size aktaracağız ama hakikaten ilk giriş sizi büyülüyor. Hareket edemiyorsunuz, donup kalıyorsunuz. Şu an o noktadayım. Gerçekten çok ilginç rekreasyon alanları var, terapi odaları var ama bir de böyle konferans salonu var ki burası çok özel bir salon. İçerisindeki bütün o cephe kristal tuzlarla kaplanmış ki bunlar ancak 1 milyon yılda oluşabilen kristal tuz kayaçlar tabakalar diyebilirim. Ve burayı da çok güzel böyle konferans salonu, sunum salonu şeklinde dizayn etmişler. Buranın tarihine bakıldığı zaman 27 ila 34 milyon yıl önce çökelti tabakası sayesinde oluşmuş bir tuz mağarası. Günlük 60 ton tuz çıkan bir mağara ki bunu zaten biliyorsunuz 55 dönüm komple alan ama 12 dönümü bu şekilde ziyarete açık. Geri kalan dönümlerden günlük 60 ton tuz çıkıyor ve Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayabilecek bir mağara ama son zamanlarda daha çok sağlık turizmi için kullanılan bir mağara. Mağaranın bu galeri kısmına yani salon kısmına geldiğiniz zaman bu kristal tuz tabakaları gerçekten çok ilginç, çok şaşıracaksınız. Ki bu tabaka yani bu kristal hali tuzun en saf, en doğal halidir. Özel bir dipnot geçeyim. Mağaranın Hititler döneminden itibaren tuz ihtiyacını karşılamak için kullanıldığına dair imareler, işaretler var. Öyle söyleniyor, öyle not almış tarihçiler diyelim. Tuz fay hattının ne demek olduğunu anlatmam için yani gösterebilmem için şu duvarda bir alan var. O fay hattının tıpkı deprem fay hattı gibi tuz fay hattı da var böyle kalın, ince bir şekilde. Onu en iyi gösteren şu gene bu salondaki şu hat olacaktır. Onu size göstereceğiz daha sonra. Kristalleri yakından incelemek istiyorum. Bir sarkıt gibi yani sarkıt dikik mağaraları vardı ya kireç taşından damlama damlama şeklinde. Burada da hafif o şekilde damlamalar olmuş gibi düşünün. Tokat'taki mağaradaki o soğan sarkıtlarına benziyor. O endemik soğan sarkıtlarının tuz kristal sarkıt hali gibi. Ve bir hali ziyaretçisi olan bir mağara, turların yapıldığı bir mağara, sağlık turizmi için tuz terapi odalarına çok ziyaretçisi olan bir mağara. Çünkü buranın koa, astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği bilindiğinden dolayı tuz terapi odaları yapılmış. İnsanlar gelip burada vakit geçirdiği zaman daha rahat nefes alıyorlar, tedavi oluyorlar, şifa buluyorlar. Diyebilirim ki girdiğiniz andan itibaren zaten nefesiniz açıldığında bunu hissediyorsunuz. Bu tuzların keşfi çok ilginçtir. Genellikle keçiler tarafından yapılıyor. Yani muhtemelen buranın keşfini de keçiler yapmıştır. Keçiler tuzu buldukları için, onu takip ettikleri için buranın da keşfiyle ilgili mutlaka bir keçi tarihi vardır diye düşünüyorum. Salondaki tuzla kaplanmasının hikayesi de ilginç. Hemen bu tarafta bir göl var, oluşum var yani su birikintisi var. Bu su birikintisi de yüzeyden yağmur sularını süzülerek, kayaç tabakadan geçerek burada birikmesiyle oluşuyor. Yani aşağıdaki su tuzlu su, yoğun tuzlu su. Ve oradaki suyun
yoğunlaşması, buharlaşması ile birlikte bütün bu alana yayılan o buharın buradaki bütün tabakayı oluşturduğu görünüyor. Duvarlarda daha düz ama tavanda o bahsettiğim gibi soğana benzeyen o sarkıtları oluşturmuş gibi. Yani damlamayla değil, buharlaşmayla oluşmuş bir tuz odası burası. Tamamen kaplanmış kristal tuz odası burası. Zaten hemen şeyde burada, biriken su da burada. Onda ne kadar tuzlu olduğu yüzeydeki o yeşilimsi tabakadan belli. Iğdır'daki yolculuğumuz devam ediyor. Tuz mağarasından sonraki durağımız yine Tuzluca ilçe sınırları içerisinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri. İlginç bir yere gidiyoruz. Tıpkı Ankara'nın Allah'ına benzer karakteristik özelliklere sahip bir yer. Ama burası çok daha farklı, çok daha büyük bir alanı kapsayan bir yer. Dünyada pek örneği olmayan bir yer ama Türkiye sınırları içerisinde mikro ölçeklerde de örnekleri görülen bir yer. Mağaradan orası yaklaşık 10 kilometre mesafede, yani 12-13 dakika yol kat ederek oraya ulaşabilirsiniz. Tuzca merkez içerisine oraya varmanız gayet mümkün. Hava yağışlı, yağmurlu. Keşke hava böyle güneşli olsa da o tepeleri, o renklerini, o renk cümbüşünü çok daha iyi bir ışıkta görebilsek, ama yine de bize o özellikler görünecektir ama tabii güneşli olduğu gibi olmayacaktır. Yağmur bizi zorluyor. Bahar, bu havalarda da gezmenin farklı bir tadı var. Doğa bütünüyle güzel. Güneşiyle, rüzgarıyla, yağmuruyla, soğuğuyla, bütünüyle güzel. Bundan keyif almak önemli. Bunun tadını çıkarabilmek önemli. Yağmur da olsa asla rotamızdan taviz vermiyoruz. Güzergahlarımızdan taviz vermiyoruz. Karaman istikametine doğru devam ediyoruz. Hemen Kars-Erzurum, Kazman Karayolu'nun sol tarafında kalan o Gökkuşağı Tepelerinin kıyısına geldik. Araç ile girilebilen bir yer yok ama biz bir kendimize bir yer bulduk. Hafif oradan banketten aşağı inerek tam bu noktaya geldik. Buradan da içeriye doğru yürüyerek o Gökkuşağı Tepelerini yakından göreceğiz ve sizlere de göstereceğiz inşallah. Gerçekten şahane gözüküyor. Dediğim gibi keşke biraz güneşli olmuş olsaydı hava. Bu renk cümbüşünü o zaman çok daha net görmüş olurduk. Ya nasip ya kısmet diyelim ve içeriye doğru girelim. Montumu alayım. Hava soğuk. Her anda hava yağabilir. Yoldayken yağıyordu zira. Şimdi şuraya bir geçeyim. Çantayı almayalım. Fotoğraf makinesiyle şuradan yürüyelim bakalım. Aracı park ettiğimiz noktadan buraya kadar yaklaşık bir 400-500 metre yürüdük. Önce böyle tepelerin arasından bir yoldan yürüdük. Daha sonra da tepelere çıkmaya çalıştık ama
Dışarıdan bakınca, yoldan bakınca o alçak tepeler gibi geliyor size ama içerisine girince o küçük tepeler bir anda büyüyor. Şu yukarıya çıkacağım. Oradan vadiyi derin görmeye çalışacağım. Çok ilginç böyle curuflu, yumuşak bir toprak yapısı var. Kül gibi ama hafif de toprak sertliği var. İlginç olansa fark ettiyseniz üzerinde hiçbir bitki yok. Sadece küçük bodur maki türleri var. Onun sebeplerini de söyleyeceğim. Yani fikrimi söyleyeceğim. Kanaatim nedir onu açıklayacağım. Önce bir yer bulayım kendime. Şu tepeye çıkayım. Vadiyi göreyim. Ondan sonra orada bir soluklanırız. Burayla ilgili bilgileri aktarırız. Ondan sonra yola devam ederiz. Haydi bakalım. Iğdır Tuzluca Gökkuşağı Tepelerinin hakim bir tepesine çıktık. Bütün vadiyi buradan görebiliyoruz. Keyifli bir tırmanış oldu. Öyle çok yorulmadık. Biraz iyi bir ayakkabıyla siz de bu tepelere kadar çıkabilirsiniz. Gerçekten görmeye değer bir yer. Tıpkı peri bacaları gibi düşünün. Hani en yakınlar da var burada. Erzurum Narman'da var. Biraz onların renklerine benzeyen bir renk tonu var buraların. Şöyle tarif edeyim. Katman katman, kademe kademe renk cümbüşü böyle Nahçıvan, Ermenistan ve İran hattına doğru uzanıyor burası. Buranın en yüksek tepesi 2500 akımdaki Tekelti Tepesi. Oraya doğru baktığınız zaman özellikle gün doğumu inanılmaz güzel gözüküyor. Onu size ayrıca bir dipnot olarak vereyim. Bir de sektörel bir nacizane tavsiye. İnanılmaz güzel moda fotoğrafçılığı yapılır burada. Zaten nişan ve düğün için fotoğrafçılar buraya geliyorlar. Buranın oluşumu yaklaşık 45 milyon yıl önce başlamış ve hala da devam ediyor. Peki neden rengarenk bu tepeler? İçerisinde barındırdığı minerallerden dolayı. Çünkü kırmızı gördüğünüz bu toprak aslında demir oksit. İşte kahverengi gördüğünüz magnezyum, beyaz gördüğünüz kalsiyum ve tuz tabakaları. Beyaz yani 3 renk var. Kırmızı, beyaz ve kahverengi. Bu minerallerin burada çok hakim ve yoğun olmasından dolayı, katman katman olmasından dolayı kuşaklar şeklinde renklere bürünmüş tepeler burada. Ve ondan dolayı bu yoğun mineralden dolayı da gördüğünüz üzere çıplak tepeler. Hiçbir ot yetişmiyor. Sadece dediğim gibi küçük maki bitkiler belirli alanlarda yetişebiliyor. Ve işte bir de kayma olduğu için, hafif heyelanları olduğu için de bitki tutunamıyor, köklenemiyor burada. Ama burada dediğim gibi kendine has, şahane bir görsel güzelliği var. Fotoğrafik değeri çok yüksek bir görselliğe sahip bir yer burası. Rengarenk, her taraf rengarenk gerçekten. İçine girdikçe kademe kademe arkaya doğru o renkler daha da büyüyor. Yani tepeler daha da büyüyor. Gereken de söyledim, hani dışarıdan bakıyorsunuz, yoldan geçerken bakıyorsunuz küçük tepeler gibi gözüküyor ama o vadisine girdiğiniz zaman, içerisine girdiğiniz zaman o tepeler bir anda büyüyor. O tırmanması da zor oluyor. Hafif hafif yağmur da atmaya başladı yine. Allah'tan biraz müsaade etti bize bulutlar. Buraya kadar gelebildik. En azından buraları gördük. Size de gösterebildik. Biraz şuraları gezeyim. Biraz fotoğraf çekeyim. Ondan sonra da Iğdır'daki rotamıza devam edelim. Iğdır'daki yolculuğumuz devam ediyor. O muazzam Gökkuşağı Tepelerinden sonra şimdiki durak noktamız Üçkaya Gölü. Aslında bir rotamız daha vardı. Ağrı il sınırlarında kalan Abbas Gölü'nün en tepesinde 2200 rakımlarda Balık Gölü'ydü ama hava o kadar hareketli ki aşağıda yağmur yağıyor, bulutlar hareketli. Muhtemelen o yayla yolunun çıkamayacağız gibi, çünkü o yayla yolu bir hayli bozulmuştur. 2-3 gündür bölgede yağmur yağıyor. O yüzden Iğdır'dan Ağrı il sınırına geçip o Abbas Gölü yaylalarını aşıp Balık Gölü'ne ulaşmamız biraz zor olacak, sıkıntılı olacak. O yüzden 3. durak noktamız olan Üçkaya Gölü'nde kampımızı yapıp
Iğdır rotasını nihayete erdireceğiz. Gökkuşağı Tepelerinden burası yaklaşık 15-16 kilometre. Tuzluca şehir merkezine geleceksiniz, ilçe merkezine. Oradan Iğdır'a doğru devam ederken hemen Abbas Göl tabelasını göreceksiniz. Orayı gördükten sonra da zaten hafif bir tırmanış yaptıktan sonra yol sizi düze kavuşturacaktır. O düze kavuşunca da bir 6,5-7 kilometre yol kat edeceksiniz. Üçkaya köyüne varacaksınız. Zaten gölde orada etrafı kamp yapmaya gayet müsait bir yer. Bir tek şöyle bir uyarı yapacağım. Burası aslında bir yayla yolu. Özellikle 15 Haziran'dan sonra bu yol çok sıklıkla kullanılıyor. Özellikle hayvan taşımacılığı, çobanların çok sık kullandığı bir yol. O yüzden dikkatli ve temkinli araç kullanmanız gerekiyor. Şu an bile bakın yanımda hemen büyükbaş hayvanlar var. Maşallah diyelim. O yüzden bu uyarıyı yapayım. Yani hani yol asfalt düz basalım diye bir kayda yok. Basamazsınız da zaten. 30-40 kilometre hızla bu yolu kat etmeniz gerekiyor. Iğdır Tuzluca geçince o yokuşu tırmanıyorsunuz. Tırmanınca hemen karşınızda ilk köy Kamışlı Köyü çıkıyor. Oraya da çıkınca bir düze kavuşuyorsunuz. Böyle şahane bir düzeye kavuşuyorsunuz. Kavuşunca da hemen solunuzda Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Bütün ihtişamıyla yolda size eşlik ediyor. Gerçekten şahane bir görsel, şahane bir güzellik. Tam mevsimi, yarısı karlı, yarısı eteklerin altı karlar erimiş. Tabii etekler dediğimiz kısım 3200 metre yani rakım, yükseklik. Zirvesi de tam olarak 5137 metre. Kaynaklarda 5165 metre yüksekliğe sahip olduğu geçtiğinde dağcıların tırmandığı kısım 5137 metre. O yüzden 5137 dedim. Ama dediğim gibi o karın altında olan o çizginin altı da 3200'lerde yani rakım. Doğa böyle bir şeydir. Ya nasip ya kısmet deyip yola çıkıyorsunuz. Üçkaya Gölü'ne gidecektik. Üçkaya Köyü'ne gittik. Gölün kıyısına inmeye çalıştık. Sağdan denedik, soldan denedik. Bir hayli zaman kaybettik. Gün batımına yakın artık dedik ki aklımızda kalmasın Balık Gölü'ne gidelim. Balık Gölü'nün kıyısına geldik. Türkiye'nin en yüksek rakıma sahip göllerden biri. Rakımı da 2241. Güzel bir göl. Gün batmak üzere artık Sinekli Yaylası'nın altındayız. Abbas Göl'e çok yakın bir noktadayız. Güneş parkmadı. Hemen kampımı kurayım. Sonra ateş başında Iğdır rotasını konuşalım. Macerayı sizlere anlatayım. Ve paylaşalım bakalım neler yaşamışız. Burada göle nazır bungalov evler var turistik amaç. Yani geldiğinizde burada konaklayabilirsiniz de. Kamp yapmak için çok ideal bir yer. Evet, arabam bagajında böyle küçük odun taşıyoruz. Çünkü 2000 rakımdan sonra ağaç olmayacağı için odun bulmak zor. Her ihtimale karşı böyle çalı, çırpı, kuru odunu yanımızda arabada taşımak zorunda kalıyoruz. İşte faydası burada odun yok. Bir gezeceğim yine ama yok, gözüküyor. Kuru gevende otlarıyla ateşimizi tutuşturacağız. Çok kuru değil ama biraz ısınınca, ateşe maruz kalınca kurur. Daha incelerini alayım. Thank you.
Evet efendim, Iğdır'daki rotamızın son durak noktası olan Balık Gölü'nün tam kıyısındayız. Araçla geldiğimde de söylediğim, Türkiye'nin en yüksek rakıma sahip göllerinden bir tanesi. 2241 rakımda yer alan 30 kilometre kare alana sahip volkanik set gölü burası. Şunu bir toparlayayım. Evet, ateşte devrildi. Nedir volkanik set gölü? Ağrı Dağı'ndan püsküren lavların buradaki çanağın önünü kapatmasıyla birlikte bu çanakta biriken suların burada oluşturmuş olduğu göl. Yani Heyelan Set Gölü olabildiği gibi Volkanik Set Gölü de var. Türkiye'de bundan birkaç tane daha var. Mesela Ardahan'da da var bundan bildiğim kadarıyla. Kars'ta Çubuk Gölü, Aygır Gölü. Bu göl de zaten o coğrafyanın bir gölü. Yani oradaki oluşumlara ait bir göl diyebiliriz. Yani aynı dönemlerde ortaya çıkmış. Aynı lavların volkanik setleri oluşturmasıyla oluşmuş göllerden bir tanesi. Burada kırmızı belekli alabalıkla birlikte beyaz belekli alabalık ve sazan balığı da var. Tam arkamda görmüş olduğunuz o küçük adada kadife ördekleri kuluçkaya yatıyor. Kadife ördekleri de Dünya Koruma Örgütü'nün kırmızı listesinde nesli tükenmekte olan hayvanlardan bir tanesi. Güzel bir yerde, şahane bir yerde Iğdır rotasını nihayete erdirdik. Haftaya yeni bir şehirden yeni rotalarla tekrar görüşmek ümidiyle iyi kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Ben de artık Iğdır rotasının yorgunluğunu her zaman olduğu gibi Karadeniz'de demlenen çayla nihayete erdireyim. Thank you.